Bugün bahsedeceğimiz konu dijital okuryazarlık, yani sosyal medyada nasıl olmalıyız, sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız ve sosyal medyada kullanmamız gereken bazı araçlar ve uygulamalar var zaten. Çoğumuz bunları kullanıyoruz. Hangi konulardan bahsedeceğiz? Dijital okuryazarlık nedir? Teknolojinin tarihsel süreci, medyanın değişimi ve sosyal medya kavramı, dijital okuryazarlık süreci, dijital vatandaşlık, güvenlik tavsiyeleri, post-truth ve yeni medya, dijital hastane, dijital hukuk. Evet, dijital okuryazarlık nedir arkadaşlar sizce? Yani ne olabilir? Daha önceki sunumda, iki sene önceki sunumda da bahsetmiştim. O zaman sosyal medya okuryazarlığıydı eğitimimizin ismi. Ama gelişen teknolojiyle beraber biz de ilerledik ve dijital okuryazarlık ismini aldık. Önceden sosyal medya okuryazarlığı ne diye sormuştum. O zaman da arkadaşlarımız cevap vermişlerdi. Ama şimdi dijital okuryazarlık ne olabilir sizce? Bir farkı var mıdır sosyal medya okuryazarlığından? Tamam, ben söyleyeyim o zaman. Dijital okuryazarlık bireylerin ne zaman ve nasıl kullanacağını bilerek teknolojiyi kullanma yeteneğidir. Yani teknolojiyi nasıl kullanmalıyız? Biz buna dijital ortamda dijital okuryazarlık diyoruz. Devam edelim. Teknolojinin tarihsel süreci. Bu adamı duydunuz mu bilmiyorum. Amerika Patent Dairesi Başkanı Charles Duhigg, artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi ve bunu 1899 yılında söylemiş. 1899 yılından sonra daha birçok dünyada icat edildi ve şimdi onlara bakalım. İlk 1712 sanayi 1.0 buhar makinesiyle başladı ve 1.0 buhar makinesi başladıktan sonra insanlar teknolojiyi kullanmaya başladılar. Ve 1800'lere geldiğimizde elektrik, yani dünyada şu an olmazsa olmazımız elektrik bulundu. Ve 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayisi tarafından ilk bilgisayar ortaya atıldı. İlk bilgisayarın ismini bilen var mı arkadaşlar? Dünyada ilk ortaya çıkan bilgisayarın ismini bilen var mı? Efendim? ENIAC. Evet, ENIAC adıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından tam bir oda büyüklüğünde bilgisayar kurulmuştur ve icat edilmiştir ve Amerika Birleşik Devletleri bunu kullanmaya başlamıştır. Yani şu şekilde, bu sadece kasasının bir bölümü, yani bilgisayar kasasının bir bölümü. Bilgisayarı icat ettik. Şimdi ne lazım? Hepimizin bolca kullandığı, gigabaytlarca kullandığı internet. İlk adıyla ARPANET 1969 yılında kuruldu. Bu da Amerika Birleşik Devletleri tarafından, savunma sanayi tarafından kurulmuştur. ARPANET soğuk savaş döneminde insanların birbiriyle haberleşmesini sağlayan, ama sadece Amerika'da, yani dünyaya daha yayılmadı. Dünyaya 1973 yılında Amerikan online servis dağıtıcısı tarafından yayıldı. Ama 1969'da ARPANET kurulduktan sonra Amerika hızla büyümeye ve gelişmeye başladı. Ve gelelim ilk mail. 1971 yılında ilk mail kim tarafından kime gönderilmiştir? Hiç merak ettiniz mi veya bileniniz var mı? İlk mail, yani hepimizin mail adresi vardır, kullanıyoruzdur. İlk mail Ray Tomlinson tarafından sekreterine gönderilmiştir. Yani diğer odada oturan sekreterine gönderilmiştir. Bu adam da Amerikalı bir adam büyük ihtimalle. Ve şöyle de bir söyleyeyim. İlk yazdığı kelime nedir sizce? Ne yazmış olabilir? Yan tarafında, yani yan odada oturan sekreterine. Efendim? Evet, yani çok şaşıracaksınız bilmiyorum ama şaşırabilirsiniz. Q klavyede QWERTY, yani harflerine adam sırayla hepsine basmış ve enterlamış. Bunu da niye yapmış? E-posta sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla o harflerin hepsine sırayla bastıktan sonra onu göndermiş ve sekreterine, yan odada oturan sekreterine. Gelelim internetin dünyaya yayılma aşamasına. 1973 yılında ARPANET ilk uluslararası bağlantı sağladı. Az önce de söyledim, Amerikan online dünyadaki en büyük servis sağlayıcısıdır. Yani dünyadaki en büyük interneti servis eden şirket konumundadır. Ve 1985 yılında ilk internet servisi sağlayıcısı Amerikan Online, az önce söylemiştik. Ve Türkiye için dönüm noktası 1993 yılında, tabi o zaman çoğumuz yoktu.
1993 yılında Türkiye internete bağlandı. Türkiye'ye interneti ilk kim getirmiştir? Bunu biliyor musun acaba? Veya kim tarafından getirilmiştir? Evet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ tarafından Türkiye'ye ilk internet bağlandı. Ama sadece üniversite içinde, yani Türkiye'nin tümüne değil, sadece üniversite kendi içerisinde, kendi bünyesinde yurt dışı bağlantıları kuruyordu. Bunlar Türkiye'ye internet bağlandı. Ve sizin şimdi hepimizin telefonlarında bulunan kameranın tarihini açmak istiyorum. Bir dakika bekleteceğim. Ses çok önemli değil. Altında yazılardan öğrenebilirsin, zaten okuyabilirsin. Evet arkadaşlar, videoda gördüğünüz üzere şu an cep telefonlarımızda kullanmış olduğumuz kameranın tarihsel gelişimini ve buluşunu gördük. Teknolojinin şu an ne kadar geliştiğini görebiliyorsunuz. Yani elimizdeki telefonlardaki kameralara baktığımızda
Yani buradan aşağıdaki denizdeki bir gemiyi dahi görebiliyoruz, yakınlaştırabiliyoruz. O derece büyüdük. Devam edelim. Şimdi hepimizin belki bir, belki iki, belki üç tane hesabı olan Facebook kuruluşuna. Facebook 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından Amerika'da bulunmuştur. Nasıl bulunmuştur? Bunun hikayesini okuyan, araştıran var mı acaba? Biliyor musunuz? Mark Zuckerberg Harvard Üniversitesi'nde öğrencilerin bulunduğu bir sosyal medya ortamı yaratmak istemiştir ve üniversitenin veri tabanına girmiştir. Oradaki öğrencilerin fotoğraflarını alıp buraya yüklemiştir ve bütün öğrencilerin fotoğraflarını buraya alıp yüklediği için, ama bunu izinsiz bir şekilde yapmıştır. Üniversite yönetimi bunu duyduktan sonra, bunu gördükten sonra Mike Zuckerberg'e 6 ay uzaklaştırma cezası vermiştir. Ve o 6 aylık süre içerisinde Mike Zuckerberg Facebook kurmuştur ve geliştirmiştir. Ondan sonra Harvard Üniversitesi'ne dönmemiştir. Yani Harvard Üniversitesi'ni yarıda bırakmıştır. Böyle bir geçmiş var Facebook. Ve ondan sonra zaten şu an dünyada en çok kazanan ikinci veya üçüncü şirket konumunda Facebook ve Mike Zuckerberg. Devam edelim. 2004 yılında Web 2.0 ile birlikte sosyal medya araçları ve dinamik web siteleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Ve bu Web 2.0 nasıl desem, yani maddelerin birbiriyle iletişim kurması. Mesela ben size nasıl konuşuyorsam dijital ortamda da yani sistemler kendi aralarında iletişim kuruyor. Bunların kurulması şeklinde bir tasarımı vardır bunun. Şöyle demiş söyleyeyim, şu an Web 5.0 konusunda dünyada çalışmalar başlamıştır. Çünkü Web 4.0 2017 yılında Genç Türkiye Zirvesi'ne gittiğinde İstanbul'da orada tanıtılmıştı Web 4.0 ve dijital ortamda yani artık 10 yıl 15 yıl sonra insan gücüne ihtiyaç kalmayacağını gösteriyor bize. Çünkü fabrikalarda artık robotlar çalışmaya başladı ve robotlar kendi aralarında iletişim kuruyorlar ve ondan sonra ürün ortaya çıkarıyorlar. İlk çıkış amacı bu zaten, yani sistemlerin kendi arasında iletişim kurması. Bugün gördüğünüz üzere Tesla'nın arabası. Tesla elektrikli arabayı üretti. Peki sizce yarın ne olacak? Yani ileride, gelecekte ne olabilir? Neler daha karşımıza çıkabilir? Fikri olan var mı? Yani daha nasıl gelişebiliriz? Daha nasıl büyüyebiliriz? Teknoloji bakımından. Ben şöyle söyleyeyim kendi fikrimce. Yani teknolojik olarak daha, yani bulunabilecek her şey bulundu. Biraz sonra bir söz daha söyleyeceğim size. 1946 yılında söylenmiş bir söz. Ama yani biz ne kadar her şeyi icat edildi, az önce de okudum, her şeyi icat edildi desek de insanlar artık yeni bir şeyler bulmaya başlıyor. Ve geçen de kendiniz de görmüşsünüz belki, Barış Özcan YouTuber NASA'yla beraber uzaya gitti geldi bir hafta. Ve onun videolarından da takip ettim. İnsanlar artık yeni bir şeyler buluyor ama artık sıkılmaya başladı. Ve çok rahatına düşkün hareket etmeye başladı çoğu insan. Ve artık şey yapmaya başlamadılar. Yani hazıra konmaya başladılar. İş yapmamaya başladılar. Her şey artık dijital ortama döküldü. Ve şu an real olarak %20'lik bir kısım kaldı. %80'lik kısım dijital ortama aktarıldı ve dijital ortamda yürütülmeye başlandı. Evet, medyanın değişimi ve sosyal medya kavramı. İşte az önce bahsettiğim söz, televizyon en geç 6 ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle bir kutuya bakmak istemediler. Century Fox'un başkanı 1944 yılında bu sözü söylüyor. Ve şu an vatanda, teknosada reklam gibi anlamayın. Orada gördüğümüz körlü televizyonlar, ondan sonra incelik televizyonları görüyorsunuz. Hala satılmaya ve alınmaya devam ediliyor. Bunu dedikten sonra, bu 44 yılında bunu dedikten sonra da 1946 yılında Amerika Birleşik Devletleri zaten bilgisayarı icat etmişti. Devam edelim. Eskiden son haber, yani son haber dedim, mesela son dakika. İnternette hepimiz karşılaşıyoruz. Son dakika.
Giresun'da deprem oldu mesela. Allah korusun da. Mesela son dakika böyle. Biz bunu anlık ulaşabiliyoruz değil mi? Ama eskiden nasıldı? Bugün bir olay oluyor. Bu gazeteye yazılıyor. Gazete bir köye gidiyor. Köye ertesi gün varıyor. Dağıtıma ondan da iki gün sonra biz bir habere ulaşabiliyorduk. Ama şimdi teknoloji geliştikten sonra bu haberlere anında anlık olarak ulaşabiliyoruz. Ve gerektiğinde kendi haberimizi diğer insanlara paylaşabiliyoruz. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da kendi haberimizi paylaşabiliyoruz ve insanların da bu haberleri görmesini sağlıyoruz. Buraya geldiğimde içerik mesela az önce de söyledim. Yani depremden geçip Giresun'da yani son dakika haberi ne olabilir ki? Kaza oldu diyeyim hadi. Kaza oldu Allah korusun. Mesela bu diyelim biz Twitter'da paylaştık. Bunu bir kişi retweet attı. Bu retweet atınca onun bir tane takipçisi vardı. 500'ü bunu gördü. Bu 500 de retweet attı. Bu milyonlara kadar gidiyor. Bunun en iyi örneklerini YouTube'da görebilirsiniz. Bir şarkı milyarlarca izlenmesi var. Bir ünlü şarkıların milyarlarca izlenmesi var. Ve bu konuda insanlar artık para kazanmaya bile başladı. Yani YouTuber, Instagramer, blogger. Bu insanlar artık sosyal medyadan, dijital ortamdan para kazanmaya başladılar. Dijital okuryazarlık süreci ve dijital vatandaşlık. Sosyal medya nedir? Sosyal medya kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımlardır. Yani siz Instagram konuşmalarınız, Messenger konuşmalarınız, WhatsApp konuşmalarınızın hepsi birer sosyal medyadır. Diğer tarafına gelecek olursak geleneksel tek yönlü bilgi akışından çok yönlü ve eş zamanlı bilgi paylaşımına geçiş anlatır. Yani geleneksel tek yönlü, az önce dedim gazete, çok yönlü, yani Twitter, Facebook, buradan da eş zamanlı bir yerde paylaşıyorsun. Artık bütün sosyal medyalarda aynı anda bir içeriği paylaşabiliyorsun. Dijital okuryazarlık bir süreçtir. Hemen herkes dijital okuryazar olamaz. Dijital okuryazarlık akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar gibi ağ cihazları aracılığıyla bilgiyi bulma, anlama, analiz etme, üretme ve paylaşabilme becerileridir. Yani şöyle söyleyeyim, önce biz bilgiyi ediniyoruz bir yerden. O bilgiyi edindikten sonra bunun kaynağına bakmamız lazım. Yani her bilgiye doğru dersek, bunun en iyi örneğini Wikipedia'da, Wikipedia'yı söyleyebilirim. Wikipedia Türkiye'de kapatıldı biliyorsunuz. Niye? Yalan yanlış haberler sunmaya başladı. Yalan yanlış makaleler yayınlanmaya başladı. Ve Wikipedia Türkiye'de Türkiye aleyhine yazılar yazmaya başlayınca Türkiye'de yasaklandı. Dijital vatandaş kimdir? Dijital erişim, dijital ticaret, iletişim, dijital okuryazarlık, dijital etik, dijital kanun, dijital haklar ve sorumluluklar, dijital sağlık ve güvenlik. Bunların hepsini sağlayabilen insana biz dijital vatandaş diyoruz. Dijital güvenlik tavsiyeleri. Şimdi hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Hepimizin bir şifresi var. Yani nasıl söylesem, kendimize özgün şifrelerimiz var. Bu şifreleri nasıl oluşturmalıyız? Aklınızda güvenlikle ilgili bir şüpheniz varsa ve bazen de paranoya yapıyorsanız, yani o şifre kesinlikle güvenli bir şifre değildir. Bunu aklımdan çıkarmayın. Güvenli bir şifre nasıl oluşturmalıdır? Anlamlı bütün, bir bütün oluşturmamalı asla. Yani doğum tarihimiz, ondan sonra ne diyelim, soy ismimiz, ondan sonra annemizin soy ismi veya annemizin adı, kardeşimizin adı, babamızın adı, bunlar olmamalı. İçinde hem rakam, hem büyük, hem küçük harf, hem de bir tane işaret içermeli. En az 6 ayda bir şifreler yenilenmelidir. Yani 6 ayda bir yenilemiyoruz ama mesela Ziraat Mobil, İş Bankası'nın cep şubelerini kullananlar orada zaten otomatik olarak 6 ay sonra şifre yenileme talebi gönderiyor size uygulamalar. Yani şöyle bir şifre olabilir mi sizde? Yeni şifre maşallah, şifrenin hem harf hem rakam içermesi gerekmektedir. 41 kere maşallah. Yani bu şekilde bir şifre yaparsanız, mesela benim isim Recep, Recep 123 yaptım ben, bunu kabul etmedi, 1234 yaptım, bunu kabul etti. Bu çok kolay bulunabilecek bir şifre. O yüzden şifrelerimizi güvenleri yapmak için anlamlı bir bütün oluşturmamalı. Alakasız şifreler yapmalıyız ama bizim için o anlamlı bir bütün oluşturmalı.
başkası için anlamlı bir bütün oluşturmamalı. Bu her yerde böyle. Sadece yani şey dediğim sosyal medya için değil, kullandığımız tüm sosyal medya araçlarında, telefonda, bilgisayarda kullanan tüm sosyal medya araçlarında, hatta bilgisayarımızın şifresi dahi, buna dahil, bunu bile yapabiliriz yani. Çünkü bilgisayarımızı bir yerde unuttuğunuz, başına bir şey geldi, telefonumuzun şifresi de dahil. Yani örnek şifre, tamam siz bu şekilde yapmayın da, çünkü bunu unutmak, yani bunu yaptığınız zaman 10 tane sonra unutursunuz zaten bu şifreyi. Böyle bir şifre yapın da demiyorum ama yani bu şekilde, yani şu harf kesin, şu işaret kesinlikle olsun. Çünkü o işaret kolay akla gelecek bir işaret değil. Alt R işareti. Devam edelim. Paylaşım yaparken özellikle Twitter'da gizlilik ayarlarınızı düzenleyin. Herkese arkadaş eklemeyin ve her şeyi paylaşmayın. Facebook ve Instagram'da sıkıntı olmuyor ama Twitter'da özellikle çok sıkıntı oluyor. Bu konularda çok rahat hareket edebileceğimiz bir mecra. Burada her şeyi paylaşmayın, her şeye retweet atmayın, her şeyi favlamayın. Çünkü Twitter'ın geçmişi silinmiyor. Hiçbir sosyal medyanın geçmişi silinmiyor ama Twitter'ınki ayrı bir özel tutuluyor. Yani oradan devletin kurmuş olduğu bilgi iletişim merkezinde sizin bütün paylaştığınız, attığınız fotoğraflar, attığınız retweetler, attığınız sallar hepsi orada kaydediliyor zaten. Herhangi bir suç teşkil eden bir içerik paylaştığınızda veya beğendiğinizde eğer bir suç gibi, yani bir suç işlemiş gibi görünüyorsanız direkt zaten o hesabınız bloke ediliyor ve sizinle iletişime geçiliyor. Yani eğer suç teşkil eden bir içerik paylaştıysanız. Zaten şu an teknoloji geliştiği için şifre kırma programları, yani mesela dedim yani Recep 1-2-3-4 gibi şifre yaparsam basit şifreleri deneme yolda kıran programlar var. Bunların yani şeylerini, eğitimlerini aldım ben ama onlardan bahsetmeyeceğim. Gizliliği ele geçirme, kamuya açık wifi'ler de, yani her wifi'ye de bağlanmayın. Şifrelenmemiş bağlantılar, keylogger gibi araçlarla şifrelerinizi gizlice ele geçiriyor insanlar. Yani şu şekilde örnek vereyim, o zaman daha iyi anlarsınız. Bankamatikten para çekerken adam oraya bir çip yerleştiriyor ve o çipten sizin bütün banka bilgilerinizi kendi bilgisayarına aktarıyor. Aynen o şekilde bir sistem. Şifrelerin tahmin edilmesi, kullanıcı ile doğrudan ilişki şifreler, dedim plaka, doğum tarihi vesaire. Uygulamalar, sosyal mühendislik yöntemleri, bunlar hackerların kullandığı sistemler. Yani biz kullanamıyoruz. Şunları hackerlar kullanıyor, onlar daha iyi biliyorlar. Yani siber güvenlik uzmanları diyeyim size kısaca. Hackerlar da kendi aralarında yani sınıflara ayrılıyor. Evet, post-truth ve yeni medya. Post-truth yeni medyada, yani şu sadece şu simiti size bütün sosyal medya içinde anlatabilirim. Mesela Facebook'ta bu simiti beğendim. Twitter'da şu an hashtag simit diyorum. Şu anda simit yediğim yerdeyim. Instagram'da yediğim simitin nostaljik fotoğrafını görmek ister misin? Blogger'da simitle ilgili yazılar yapıyorum. YouTube'da beni simit yerken görmelisin. LinkedIn'de yeteneklerimle nasıl simit yiyebilmek de vardır. AskFM şu an simit hakkındaki soruları cevaplıyorum. Shazam'da içerisinde simit geçen şarkıları buluyorum. Ve Snapchat'te simit yeme hikayem. Şu sosyal medyadan hiç kullanmadığınız var mı? Ben bunu kullanmıyorum dediniz. Veya hepsini kullanan var mı? Yani AskFM bir soru sorma, yani anonim olarak chatleşme programı tarzında bir site. Ama ben özellikle mezun olacak arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim. LinkedIn, bunu mutlaka kullanın. Çünkü iş arıyorsunuz, eğer mesela inşallah atanırsınız ama atanamadınız, başka bir yerde, özelde bir sektörde çalışmak istiyorsunuz. LinkedIn bunun için, sizin için çok güzel bir yöntem. Çünkü LinkedIn'da profilinizi oluşturuyorsunuz. Aynı Facebook'taki gibi profil fotoğrafı daha gerçekçi bir yer. Yeteneklerinizi yazıyorsunuz. Mezun olduğunuz okul, işte belgeleriniz, sertifikalarınız, her şeyini oraya yazıyorsunuz. İletişim bilgileriniz. Şirketler orada arama yapıyorlar. Yani bana şu yetenekte şu eleman lazım diye.
listelerini girersiniz. Sizinle mail yoluyla iletişime geçiyorlar. Daha sonra zaten olursa telefon yoluyla iletişime geçiyorlar. Yani bunu özellikle öneririm. Diğerlerini zaten hepimiz kullanıyoruz. Ha, blogger var mı aramızda? Blog yazan. Yani böyle Ekşi Sözlük gibi yerde blog yazan arkadaşımız var mı? Veya başka bir sayfada. Yani blogger'da çok düşünen ve okuyan insanların yazabileceği bir mecra diyebilirim. Orada da istediği konuyu yazabilirsin ama etik kuralları çerçevesinde yazabilirsin. Devam edelim. Post-truth. İngilizce'de 2016 yılının kelimesi olarak post-truth seçildi. 2016 yılında kullanılan en çok kelime olarak. Post-truth bir sıfat olarak nesnel hakikatleri belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumun şeklinde tanımlanıyor. Yani Türkiye'ye gerçek ötesi. Aynı selfie'ye ön seçim var ya. Türkiye'de gerçek ötesi. Yani sanal alem olarak Türkiye'ye geçmiştir. Ve şu anda zaten o şekilde kullanıyordur. Neden seçilmiştir? Gönderiyi doğrulamak için şöyle söyleyeyim size. Bir haber buldunuz. Bu haberin doğruluğunu bilmiyorsunuz. Karşımda bir haber çıktı. Bu haberin görüntülü kaynağıyla iletişim kuruyorsunuz. Yani onun programları var ama onları yani daha detaylı olarak eğitimde sunmadılar. Biz onları göstermediler. O kadar detaylı bilmiyorum ben de. Fotoğrafla montaj için farklı bir ipucu arayın. Ve exif'i yani başındaki güvenli mi değil mi çekmişini kontrol edin. Fotoğrafı Google'da sadece fotoğrafın üzerine çıkıp Google'da arayın. Şöyle bir örnek vereyim. Yani yanlış anlamayın bu örneğimi. Fotoğrafı Google'la ile ilgili Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı yani bir tane şeyinde posterinde arkada bir tane adamın fotoğrafını bir siteden almışlardı. O şekilde. Yani mesela o fotoğrafı tıklıyorsunuz üzerine Google'da ara diyorsunuz. Siz direkt eğer internetten bulma bir resimse fotoğrafsa direkt o siteye yönlendiriyor. Belge kaynak isteyin. Eğer birinden duyduysanız bu haberi belgesinin kaynağını isteyin. Diğerlerini yani bu kadar 5 tane 6 tane bulduktan sonra zaten haberin kaynağını kesinleştirmiş olursunuz. Dijital hastane nedir? En son ne zaman bir dörtgen pencerenin ötesine geçtiniz? Dijital hastane nedir arkadaşlar sizce? Yani ne olabilir? Bir tahmin yürütmek isteyen var mı? Dijital hastane. Dijital hastane arkadaşlar elimizde şu an elimizde bulunan telefonlar dijital hastanedir. Yani bizim artık oraya hapsolduğumuzu gösteren birer bağlı olduğumuzu gösteren bir hastanedir. Devam edelim. Bu soruyu herkes birbirine soruyor. Ben de sabah ev arkadaşıma sordum. Dedim ki insanlar mı teknolojiyi kullanıyor yoksa teknoloji mi insanları kullanıyor? O da dedi ki insanlar teknolojiyi kullanıyor. Yani yoksa teknoloji mi insanı kullanıyor? Yani bir cevabı olan var mı acaba veya bir açıklaması olan? Ya ben iki gündür düşünüyorum ama hala bulamadım. Yani insanlar teknolojiyi kullanıyoruz biz ama bağımlı olunca teknoloji bizi hapsetmiş oluyor ve teknoloji bizi kullanmış gibi oluyor diye düşünüyorum ben. Yani yanlış mı düşünüyorum ama bu kadar... Ben bir sigara içiyorum, sigara mı beni içiyor? Ya aynen, o da olabilir. Ya, o da farklı bakış açısı. Yani ben bir sigara içiyorum, bugün sigara mı beni içiyor? Yani bir nebze evet. Bir şey kullanmaya, aynen mesela bir şeye bağımlı olduğumuzda aslında bizi o yönlendiriyor. Yani onun şeyinin altında kalıyoruz. O da bir nevi kullanmak oluyor. Yani mesela şöyle bir örnek. Şu an zaten küçük kardeşimiz veya yeğenimiz, kuzenimiz varsa görmüşsünüzdür. Hepsinin elinde telefon, tablet. Keşke kablosuz alsaydın, uçurtma almış babası. Yani niye kablosuz almadın? Şu karikatürden bile teknolojinin bizi kullandığını öğrenebiliriz. Yani küçük çocuklarımızda ben zaten kendim okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Teknoloji
Asla, tamam, çocuklarımızı teknolojiyle buluşturmalıyız ama belli bir seviyede bunu yapmalıyız. Benim 6 yaşında kardeşim var. Yani babam 2 ay önce aradı, dedi ki kardeşim tablet istiyor dedi. Yani ben daha kendime tablet almadım, 22 yaşındayım. Yani küçük kardeşim tablet istemiş. Siz de eğer çevrenizde kardeşiniz, kuzeniniz varsa yani anne babaları uyaralım. Küçük yaşta tablet, televizyon cidden çok zararlı. Yani zararlı değilmiş gibi gözüküyor ama ilerleyen evrelerde okul öncesi dönem çağına çıktıktan sonra çocuğun zihinsel gelişimi geriliyor. Çünkü sadece bir yere hapsoluyor çocuk. Zihinsel gelişimi gerilediği zaman ileride zeka geriliğine yol açıyor. Sonra aileler diyor ki niye benim çocuğum bu şekilde oldu? Yani sen 5 sene önce çocuğunu tablete hapsetmiştin. Yani bunu uyaralım çevremizde varsa böyle insanlar. Buyurun Ahmet Bey. Peki şey soracağım. Şimdi biz böyle teknoloji dediğimiz zaman sadece günümüz teknolojilerine mi de teknolojik alet olarak görüyoruz? Yoksa ilk insanlıktan beri işte kullanılan mızrakları, baltaları, işte değirmenleri de bir teknolojik alet olarak görebilir miyiz? Yani çağın gerektirdiği yaşantıya göre yani sosyal medya aracı olarak, dijital araç olarak görebiliriz. Çünkü o devirde telefon yoktu, internet de yoktu, bilgisayar da yoktu. Dediğim çağlar, ilk çağlarda insanlar nasıl haberleşiyordu? Dumanla, güvercinle haberleşiyordu. Onlar da mesela bir duman, bir iletişim aracı, yani bir sosyal medya aracı. Tabii ki ilk çağlara göre. Ama şu an geri kalmış bir çağ olarak bakıyoruz biz oraya. Ama bilmiyoruz ki o dönemin şartları o şekilde. Yani o zaman o dönemdeki kullanılan aletleri teknolojik bir alet olarak ve insanlık işte tamilattan önce bilmem kaçıncı yüzyıldan bu zamana kadar araçlarını geliştirerek gelmiştir. İşte diyelim bir 1800'lerde kullanılan teknoloji bile veya bir 10 sene önceki kullanılan teknoloji bile bize az gelirken ve bu teknolojik araçları kullanarak bugüne geliyorsak bence insanlar teknolojiyi kullanıyor yani. Yani şöyle de az önceki evet bu sorunun cevabı olarak yani bu kişiden kişiye değişebilen bir cevap. Çünkü göreceli bir soru. Yani herkese göre değişebilir. Şimdi Ahmet kardeşimiz bu şekilde söyledi. Bence teknoloji yani insanları kullanıyor ama Ahmet insanlar teknolojiyi kullanıyor dedi. Çünkü geçmiş çağlardan beri insanlar teknolojiyi geliştire bu çağa gelmiştir. Daha da zaten teknoloji gelişmeye devam ediyor. Evet, bir videomuz daha var. I have 422 friends. Yes, I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between, looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realized this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have is just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of some interest, some image, some promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share. But is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't a problem. Let me just step aside. We read a book, or paint a picture, or do some exercise. You're being productive and present, but reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another. Learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one's to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad.
When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes, we'd roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees and build our own clubhouse high up in the trees. Now the park is so quiet, it gives me a chill. See no children outside and the swing is hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment as she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first held your hand, first kissed your lips. The time you first disagreed, still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night when all you want is rest. And the time you wipe away the tears as your baby leaves the nest. The time your baby girl returns, a boy for you to hold. And the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take all you made just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed, you tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. You've never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I'm guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat. Where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype. Give people you love, don't give them you like. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way. Evet arkadaşlar, videoda gördüğünüz üzere şu an burada rahat bir 40-50 kişi var ve burada herkesin sosyal medyası var. Hepimiz Facebook, Twitter, Instagram kullanıyoruz zaten. Videoda da bahsettiği üzere yeni arkadaşlıklar edinmek güzeldir. Her zaman güzeldir. Yani yeni arkadaşlıklar edinin ama sanal arkadaşlık edinmeyin arkadaşlar. Onların bize bir faydası yok. Yani bunu az önceki videoda da görmüşsünüzdür. Adam bahsetti. Dijital hukuk devam edelim. Haklı olduğunuza inanıyorsanız ve sakin olmayı başarabilirsiniz. Wood Holiday, İngiliz bir iş adamı. Etik, sosyal medyada nasıl yazılar yazmalıyız? Nasıl fotoğraflar paylaşmalıyız? Ona bakalım. Yani bir suç teşkil etmemesi için kişilere ismiyle hitap etmeliyiz. Hiç kimseye sosyal medyada lakap takmamalıyız. Mesela yakın arkadaşın olur, bir şey yaparsın ama ileride aramız olur, adam onu yani sana karşı kod olarak kullanabilir. Buna dikkat edelim. Bir yerden alıntı yapılıyorsa sahibi belirtilmelidir. Atatürk'ün sözünü, Kazım Karabekir'in sözü gibi, Peygamber Efendimiz'in sözünü, Atatürk'ün sözü gibi paylaşımlar sosyal medyada çok var. Bunu çok da rahat görüyoruz. Bunlara dikkat edilmelidir. Ve görüşünü kısa ve anlaşılır olarak yazmalıyız. Eğer çok uzun bir paragraf yazarsak, yani düşünün, bu şu dört tane madde yerine ben bunu komple bir yazı yazsam okur muydunuz?
okumandınız. Yani kısa ve öz olmalı sosyal medyada paylaştığınız şeyler. Ve sadece büyük harflerle yazılmamalı. Buna çok dikkat edin. Buna resmiyette de dikkat edin. Büyük harflerle yazılan dilekçeler, işte mektuplar kişiye hakaret niteliğinde sayılmaktadır maddede. Öyle yazıyor. Yani siz bir kişiye dilekçe yazıyorsanız onun hepsini büyük harfle yazarsınız. Adam sizden şikayetçi olma hakkı bile var. Çünkü adama küfür etmiş gibi oluyorsunuz, affedersiniz. Yani o şekilde buna da dikkat edelim. Evet, yani korkmayın, sosyal medyada başında bir iş geldiğinde sizi koruyan kanunlar da anayasamızda var. 5651 sayılı kanunda internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi başlığıyla 2007 yılında bir kanun kabul edilmişti. Bu kanuna göre internetin aktörleri 4 tanedir. İçerik sağlayıcılar, yani bunlar bizler oluyoruz. İçeriği biz üretiyoruz. Yer sağlayıcılar, kullandığımız sosyal medya araçları, Facebook, Instagram, Twitter gibi. Erişim sağlayıcılar, mesela evin kullandığımız hatlar, Türk Telekom, Vodafone hatlar, TT.net ve toplu kullanım sağlayıcıları, yani ortak kullanılan Wi-Fi'ler, kafelerde, üniversitede, meydanda kullandığımız Wi-Fi'ler toplu kullanım sağlayıcılarıdır. Şöyle bir kanun daha var. Halkı kim ve düşmandan tahrik veya aşağılama yaptığınızda Türkiye Cumhuriyeti Kanun Anayasa Madde 216 16. maddesinde şu şekilde: halkın sosyal, sınıf, din, veya mezhep, bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kim ve düşmanlığa tahrik etmek. Şuna şöyle örnek vereyim. Hakan Hepcan'ın Gomis örneğini vereyim. Hakan Hepcan Gomis'e Twitter'da bir tweet atmıştı ve maymun benzetmesini yapmıştı Gomis'e. Ve Galatasaray Spor Kulübü Hakan Hepcan'a dava açmıştı, soruşturma açmıştı. Ama daha sonra Hepcan'a 1 yıldan 3 yıla kadar hapis sistemine dava açılmıştı. Ama daha sonra hakim Hakan Hepcan'ı serbest bıraktı, hiçbir ceza almadı. Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, ırk, dil veya mezhep, cinsiyet gözetmeden alenen aşağılayan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır. Türkiye'de buna örnek, yani İslam'ı kötüleyen bir adama da dava açılmıştır. Yani ünlü bir isimdi ama ismi şu an aklıma gelmedi. Ve kişisel verilerin korunması kanunu. Arkadaşlar, kişisel verilerimiz, az önce de söyledim. Kişisel verilerimiz 7 Nisan 2016 tarihinde 29.677 sayılı kanunla koruma altına alınmıştır. Ve yani sosyal medyada bir içerik paylaşırken, bir bilginizi paylaşırken korkmayın, yani cesur olun. Çünkü insanlar artık sizin bilgilerinize erişebilir ama siz bu insanları tespit edebilirsiniz kimin eriştiğine dair. Bugün sabah bir haber okudum. 48 milyon kişiye yakın, bunların içinde YouTuber'lar ve Instagram'lar da var. Bunların kişisel bilgileri Hindistan menşeli bir şirket tarafından internete sızdırılmış ve kişisel bilgiler ortaya çıkmış. Ve şu an o kişilerden, yani ünlü olanlar şu an bu işin peşine düşmüşler. Kimi çıkardığına dair, çünkü şikayetçi olacaklar. Yani sosyal medyada korkmayın. Kendi hayatınızla ilgili çok özel bilgilerinizi paylaşmayın. Fotoğraflarınızı paylaşmayın. Yani paylaşın ama çok özel fotoğraflarınızı paylaşmayın. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim. Mesela Twitter'da Twitter kullanırken dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi, telefonlarımıza özellikle dikkat edelim. Yanlışlıkla sayfaları takip ediyoruz veya yanlışlıkla retweet veya fav atıyoruz. Buna özellikle dikkat edelim. Çünkü biz farkına varmıyoruz bazen. Veya bazen bir virüs bulaşıyor telefonumuzda veya sosyal medyamızda. Artık sadece telefonlara ve bilgisayarlara virüs bulaşmıyor. Virüsler sosyal medyalarımıza da bulaşıyor. Yani senin Twitter'ına bir virüs giriyor ve Twitter'ın
saçma sapan siteleri, sayfaları takip etmeye başlıyor. Bunlara da dikkat edelim. Özellikle Twitter'da. Ve arkadaşlar ilham al, ilham ver. Bu bizim Habitat Derneği'nin vazgeçilmez sözü. Burada olan kişiler, arkadaş çoğu kişi. Birbirimizden ilham alalım. Birbirimize de ilham verelim. Sohbetlerimizde birbirimizi yönlendirelim. Ha, ben illaki zorlaşım yapacak, yapın demiyorum. Birbirimize de bunu zaten asla söylemeyin. Ama sadece bilgisayar ve tablet arkadaşlığı yapmayın. Gerçek arkadaşlıklarınız çok olsun. Çünkü Facebook'taki arkadaşlarınız sadece Facebook'ta arkadaşınız. Gerçekte arkadaşınız en fazla orada 50 kişidir. Ama sizin orada 1000 tane arkadaşınız var. Yani kalan 950 kişi sizin sanal arkadaşınız. Size bir faydası olmayan arkadaşınız. Ve en önemlisi insani duygularınızı unutmayın. Ne olursanız olun, nerede çalışırsanız çalışın, ne iş yaparsanız yapın. Ama yeter ki insani duygularınızı unutmayın. Yani şöyle söyleyeyim, vicdanınızı kaybetmeyin. Çalışan yerlerde görüyoruz, çoğu insan vicdanını kaybetmiş durumda. Belki siz de karşılaşmışsınızdır. Buna dikkat edelim. Tek yani sunumu bitirdim. Son slide'ım, bir video kaldı. Ama sunumu unutabilirsiniz ama şu cümleyi asla unutmayın. İnsani duygularınızı kaybetmeyin diyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve son bir videoyla bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, videonun sesi yok. Sessiz bir video. Yani bu geçerken ben söyleyeyim size, sosyal medyada ne kadar doğruyuz, sosyal medyayı ne kadar doğru kullanıyoruz, bununla ilgili bir video.
Evet arkadaşlar, sunumum burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.